hızlı müdahale, ani kalp durması geçiren kişiler için hayatı önem taşır. Çünkü araştırmalara göre yaşama şansı geçen her dakika yaklaşık %10 azalmaktadır. Kardeit, ani kalp durması vakalarında hastayı yaşama döndürebilecek elektroşokun, olay yerinde ve ilk birkaç dakika içinde uygulanabilmesi için geliştirilmiş bir otomatik eksternal defibrilatördür. Temel yaşam desteği yani kalp masajı ve suni solunumla OED kullanım bilgisine sahip herkes tarafından güvenle kullanılabilir. Başarılı teşhis ve tedavi algoritmasının yanı sıra Card8, halkın kullanımı için son derece uygundur. Çünkü kullanıcıyı tüm süreç boyunca sesli ve görsel olarak yönlendirir. Card8, kolay kullanılabilecek ve hızlı müdahaleyi mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcıyı son derece açık sesli ve görsel komutlarla, resimlerle ve ışıklarla yönlendirir. Elektroşok öncesi geçen zamanı kısaltmak için her detay düşünülmüştür. Sesli komutlar en uygun detay ve süre birleşimine sahiptir. Işık ve resimler ise deneyimsiz bir kullanıcının bile çok daha hızlı ve doğru hareket edebilmesini sağlar. Eğer yayda bilinçsiz yatan bir kişiyi fark ederseniz, öncelikle kendinizin, hastanın ve olay yerindekilerin güvende olduğundan emin olun. Hastanın bilincini kontrol edin. Omuzlarından yavaşça sarsarak, iyi misiniz diye seslenin. Hastayı sırt üstü yatırın. Başını geri ve çenesini yukarı kaldırarak hava yolunu açın. Hava yolunu açık tutarak bak, dinle, hisset yöntemiyle nefes alıp almadığını kontrol edin. Eğer yanıt vermiyorsa, yardım için seslenin. Acil durum telefon numarasını arayıp ambulans çağırın ya da etraftaki birinden aramasını isteyin. Eğer normal nefes almıyorsa, derhal en yakındaki kaydı eğiti alın. Yalnız değilseniz, diğer kişiden kardiyate getirmesini isteyin ve siz kardiyate gelene kadar kalp masajı ve suni solunum yapın. Kardiyate kapağının açılmasıyla otomatik olarak çalışmaya başlar. Sesli ve görsel yönlendirmeleri Acil takip durum, edin. Acil telefon numarasını ara. Hastanın hava yolunu aç. Yaşam belirtisi yoksa hastanın göğsünü aç ve elektrotları yapıştır. Elektrotları çıplak göğüs üzerine yapıştır. Gerekiyorsa, Kardeate'in acil durum setindeki makası kullanarak hastanın giysilerini kesin. Kardeate otomatik olarak kalp ritmini analiz etmeye başlar. Bu andan itibaren hastaya dokunmayın. Hastaya dokunma. Kalp ritmi analiz ediliyor. Elektroşok gerekiyorsa CardiAid kullanıcıya bunu bildirir ve şoku hazırlar. Şok tuşuna basılmasıyla elektroşoku uykular. Şok tuşuna basmadan önce hastanın hareket ettirilmediğinden ya da hastaya dokunulmadığından emin olun. Elektroşok gerekli. Hastaya dokunma. Elektroşok hazırlanıyor. Yanıp sönen elektroşok butonuna bas. Elektroşok verildi. Cardi kullanıcıyı yönlendirmeye devam eder. Sesli yönlendirmeleri takip ederek önce 30 kalp masajı yapın. Cardi Aid, metronom sinyallerle kalp masajının doğru ritimde yapılmasını sağlar. Cardi Aid, kalp masajı asistanı, ani kalp durması vakasında ilk yardımcının kalp masajını en etkin ve düzenli şekilde yapmasını sağlamak için geliştirilmiştir. Hastaya dokunabilirsin. Sırasıyla 30 defa kalp masajı yap ve 2 defa ağızdan ağza suni solunum yap. 30 kalp masajından sonra 2 kez suni solunum yapın, hastaya dokunma, komutunu duyana kadar, kaydı eğitim yönlendirmelerine uyarak temel yaşam desteğine devam edin. Temel yaşam desteği sonrası, cardioe, kalp ritmini yeniden analiz eder ve gerekiyorsa bir kez daha şoku hazırlar. Tıbbi yardım uzmanları gelene dek elektrotları çıkarmayın ve cardioe'in yönlendirmelerini takip edin.